Evet, bir de şu bitkiden bahsedelim isterseniz. Bunu şeyden topladım. Bu Niye beni veriyor Çerkezköy, Saray, burada ormanlarda gezdim geçen hafta sonu. Bu gördüğünüz sarı kantoron. Sarı kantoronun çiçeği yavaş yavaş solmuş sıcaklardan tohuma dönmeye başlamış. Sarı kantoron ne işe yarar? Sarı kantoron dünyada depresyon, panik atak, stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim gibi psikolojik rahatsızlara karşı en çok damlası, drajesi, kapsülü yapılan ve kullanılan bitkidir. Dünyada. Ginkgo ve sarı kantoron. Neden, niçin bu böyle bir özelliğe sahip? Bu bitkinin birleşiminde %1 oranında hipeforin var. Hipeforin ne işe yarar? Yani birleşiminde çok çok etkili maddeler var da. Hipeforin beyindeki bir serotonin hormonu salgılanmasını artırır. Serotonin kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. İki, dopamin hormonu salgılanmasını artırır. Üç, noradrenalin hormonu salgılanmasını artırır. Dört, glutamat hormonu salgılanmasını artırır. Şimdi şöyle bir olay anlatayım bununla ilgili. 60 yaşlarında bir beyefendi bana geldi dedi ki işte hanımıyla yatağa girmekten korkuyormuş, panik oluyormuş. Adamcağız 60, hanımı 30 yaşında. Aa, kendine güveni yok. Dedim problem yok, bizde her derde deva var. Gökçek burada problem yok dedim. Ben ona sarı kantaronun biz çok özel bir formülü geliştirdik. Sarı kantaron forte diye. Birleşiminde ginkgo, ginseng, ohlotu, çarkı felek gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Bunu kullan. 6 hafta sonra görüşelim dedim. 6 hafta sonra karşılaştık. Aa çok güzel, mükemmel. Hiçbir korku, panik yok. Hanımının karşısında yatağa girdiği zaman adamcağız titriyormuş korkudan. Hiçbir korku kalmamış. 6 hafta içerisinde relax, kendine geldi. Evet, bunun insanı, kişiyi rahatlatır, kendine güven duyar kişi. Rahatlar. Uyku ve uykusuzluk problemi için de bahsetmiştiniz. Tekrar dile getirecek olursak, sarı kantaron için. Sarı kantaron uyku için. Uyku da etkili. Psikolojik olarak mesela bazı insanlar uyuyamaz, uykuya dalamaz, sık sık uyanır. Üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, ailevi problemler vesaire vesaire. Onu, bunu, şunu kafasına takarsa ne olur? Saatlerce uyuyamaz. Sarı kantaron eğer ki basit bir rahatsızlıksa çayını içerse rahatlar. Biz buna karşı çok güzel bir çay hazırladık. Uyku için değil bu, genellikle daha çok sarı kantaron psikolojik bir rahatsızlığından dolayı uyuyamıyorsa etkili. Fakat bu daha çok sarı kantaron depresyon, panik atak, üzüntü, sıkıntı, strese karşı etkili. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklarda kedi otu kökü, çarkı felek otu, melisa yani oğul otu, bu bitkiler daha etkili. Her bitkinin etki alanı farklı farklıdır. Sarı kantaronun etki alanı farklı, kedi otu kökünün etki alanı farklı. Yani bunlar rahatsızlığa göre değişir. Kişinin rahatsız neyse onu bilebilirsek ona uygun şunu kullan veya bunu kullan deriz. Yani önemli olan burada kişinin doktoruna gitmiş olması ve rahatsızlığın ne olduğunun tespit edilmiş olması gerekir. Sarı kantaronla ilgili dünyada yüzlerce klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Yani %100 kimyasal ilaçlardan şöyle bir durum var. Mesela geçenlerde bir genç geldi. 23-24 yaşlarında oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki cinselliğim bitmiş. O nasıl olur dedim. Hormonu sıfır. Nasıl oldu? Antidepresan kullanmış. Antidepresan kullanmış. Cinsel hormonları, testosteron hormonunu bitirmiş. Allah Allah. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki bize danışmadan kullanmayacaktın evladım. Bir kontrollü kullanacaktın. Yapacak bir şey yok demiş. Bana geldi. Dedim ki sen antidepresan yerine bunu kullansaydın, sarı kantaronu, bir,
Hem relax, rahatlatırdı. İki, cinsel performansı da artırırdı. Düşürmez, artırır. Bir, depresyonu, paniği, stresi atar. İki, performansını da pozitif etkiler, negatif etkilemez. Kimyasal ilaç kullanıyor. Hem bağımlılık yapıyor, uyuşturuyor. Hem de cinselliği gidiyor vatandaşın. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmak çok çok tehlikeli. Yani rastgele bir şeyler alıp kullanmak iyi değil. Yani günümüzde her ailede, her evinde maşallah bir ecza dolabı var. İşte anne, baba, dede, ebe, nine ne kullanıyorsa çocuklar da alıyor birer tane. Aa, başım ağrıdı, ben de kullanayım. Baş ağrısı için kullanılan ve öyle basit zannedilen haplar, kimyasal haplar karaciğeri çürütür. Bir de bakmışsınız karaciğer yağlanması sonra da gitmiş, siroze dönüşmüş. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da insanlar bitki kullanıyor. İlaç kullanmıyor. Bizde de yavaş yavaş bunun önünün açılması gerekirken ne oluyor? Birisi bir yanlış yapıyor. Damar açar diye bir bitki üretiyor. Bitkisel diyor, kimyasal bir madde satıyor, insanları zehirliyor birisi. Devlet de buna karşı kamu spotu başlatıyor. Allahümme salli. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu Hammurabi kanunlarına benzer. Hammurabi kanunları milattan önce ne yapıyorlardı? Evde birisi, aileden birisi hırsızlığı yapmışsa bütün aile fertlerini cezalandırıyorlardı. Hammurabi ilkel, Hammurabi kanunları. Şimdi modern kanunlarda nedir? Bu sektörde biri yanlış yapmışsa onu cezalandırıyorsun. Bütün bu sektördeki, yani şimdi bu bitkiyi sadece değil, yüzlerce bitki. Türk köylüsü bunu yetiştiriyor. Çiftçi topluyor, üretimini yapıyor. Aktarlarda satılıyor. İnsanlar bundan şifa buluyor. Siz bunu kamu spotu diyerek önlemeye çalışırsanız, durdurmaya çalışırsanız, insanlar internet üzerinden, Çin'den, Japonya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından getirir, alır, kullanır. Paranız da dışarı gider. Milyar dolarlar Türkiye'de sadece bir Amerikan şirketine Türkiye'de milyar dolarlarca para gidiyor. Neden? Siz kamu spotu diye bitkisel gıda takviyeleri zarar diyorsunuz. Bitkisel gıda takviyeleriyle ilgili klinik araştırması var. Bitkisel gıda takviyesi zararlı değil. Zararlı olan nedir? Adam bitkisel diyor, içine kimya katıyor. Bu tehlikeli. Takşiş yapanlar var. Takşiş. Yani sahtekarlığı yapanlar var. Kalp damar açar diyor, içine kimya koyuyor, kan sulandırıcı, vatandaşı zehirliyor. Bu tür insanların ortaya çıkarılıp deşifre edilmesi gerekir. Yanlış yapanların. Doğru yapanların da desteklenmesi gerekir. Avrupa'da fitoterapi, yani bitkisel tedavi destekleniyor. Bu tür şifalı bitkileri yetiştiren firmalara devlet destek veriyor. Türkiye'de ne oluyor? Köstek oluyor, kamu spotu. Türk işçisi, Türk köylüsü, Türk işvereni batırmaya çalışıyoruz kendi elimizle. Niçin? Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Çinli zengin olsun diye. Biz kendi insanlarımızı fakirleştiriyoruz. Kamu spotu bir kişi yanlış yaptı diye. Yüzlerce insanları, aktarları ve bu işle uğraşan çiftçiliğini, üretimini yapan insanlara zarar veriyoruz. Ama Türk insanının parası nereye gidiyor? Avrupa, Amerika'ya, Çin'e gidiyor. Artı Amerikan şirketleri Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların, Amerikan şirketlerinin üretmiş olduğu bitkisel gıda takviyeleri kalite bakımından çok çok az. Mesela biz sarı kantaron forte üretiyoruz. Bunun bir kapsülünde 1000 miligram etken madde var, ekstrak var. 1000 miligram. Amerikan şirketinin üretmiş olduğu, ismini söylemeyeceğim, 160 miligram etken madde var. Kim daha kaliteli ürün üretiyor? Biz. Kaç kat? 7 kat daha kaliteli mal ürün üretiyoruz biz. Amerikan şirketinden üretmiş olduğu üründen. 7 kat. Yani illa ki Amerika veya Avrupa şirketleridir diye bizim insanlar Avrupa, Amerika veya Çin diyor. Ay, yabancı ise iyidir. Yok öyle bir şey. Yabancı şirketler maalesef Türkiye'deki insanları ne yerine koyuyor? Keriz yerine koyuyor. Nasıl olsa bilmiyor diyor. Ne satsa kârdır diyor. Bu nedenle insanlarımızın Amerika, Avrupa ve Asya'dan gelen
bu bitkisel gıda takviyelerinin %90'ı üç kağıt. Onlara dikkat etmeleri gerekir.